Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yagtab ba'dukum ba'da. اَيُحَبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri iki konuda bizden hassasiyet istiyor. Birisi emirleri yerine getirmek, birisi de günahlardan sakınmaktır. Emirler bize sevaplarımızın artmasını sağlar. Günahlar da bizim, masiyetler de bizim suçumuzun çoğalmasını sağlar. Dolayısıyla birbirinin zıttı. Birisi terazinin bir kefesine, öbürü terazinin bir kefesine. Günahlarımız ağır basarsa, o zaman günahlarımız üste çıkmış oluyor. İyiliklerimiz ağır basarsa, iyiliklerimiz üste çıkmış oluyor. Bu itibarla mümin, imanının yanında salih amellerle meşgul olmalıdır. Salih amel ne demek? Kendisine, çevresine, topluma ve millete faydalı olan, Allah ve Resulünün onayladığı amellere salih amel denir. Dünyasına, ahiretine faydalı olan, Allah ve Resulünün onayladığı amellere salih amel deriz. Salih amelin zıttı, Allah ve Resulünün kabul etmediği, onaylamadığı, reddettiği amellerin hepsi talih ameldir. Yani salih amelin zıttıdır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri cenneti vaat ederken sadece iman edenler demiyor. İman edip salih amel işleyenler diyor. Salih ameli kendimize, ailemize ve toplumumuza faydalı olan, Allah ve Resulünün onayladığı, emrettiği ameller olarak anladığımız takdirde salih amel netleşmiş olur kafamızda. Şimdi cuma namazı için geldik camiye. Nasıl bir ameldir? Salih bir ameldir. Aldık abdest, kıldık namaz, salih ameldir. Tuttuk oruç, verdik zekat, salih ameldir. Komşumuza iyilik yaptık, fakirin elinden tuttuk, yetimin kafasını okşadık, bunlar salih ameldir. Yalan söyledik, bu da salih amelin zıttıdır. Zina ederse bir insan, gözüyle beraber zina ederse, eliyle zina ederse, faiz yerse, faize vesile olursa, bütün bunlar da salih amelin zıttı talih ameldir. Kıymetli dostlar, elbette Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin emirlerini yerine getirmek çok önemlidir. Kimdir bu emri veren Allah? Celle Celaluhu, kainatın sahibi olan Allah'tır. Dünyada hiçbir kimsenin Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin yetkisiyle yetkisi kıyaslanamaz ki. Şimdi bize deseler ki kaymakam mı daha yetkili, vali mi? Hemen vali deriz. Çünkü valinin emrinde kaç tane kaymakam var değil mi? 30 tane vilayet ilçesi olan da 30 tane kaymakamı var. 40 tane ilçesi olanın 40 tane kaymakamı var. Vali mi yetkili, kaymakam mı yetkili, vali yetkili. Peki vali mi yetkili, İçişleri Bakanı mı yetkili? İçişleri Bakanı'nın emrinin altında kaç tane vali var? İçişleri Bakanı daha yetkilidir. Peki İçişleri Bakanı mı yetkili yoksa Başbakan mı yetkili? Başbakan daha yetkili olur. Yani makam yükseldikçe yetki de yükseliyor. En zirvedeki insanın emri, yetkisi hepsinden daha fazla oluyor. Peki soralım o zaman. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emretmesi kimin emriyle kıyaslanabilir ki? Kaymakamla valinin emri kıyaslanabilir. Vali ile İçişleri Bakanı'nın emri kıyaslanabilir. Bunlar hepsi de birer insandır. Hepsi birer anayasadan, yasalardan aldıkları yetkiye göre söylediklerini söylerler. Ancak Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin kimseden yetki almasına gerek yok. Allah-u Teala kimseye hesap verme durumunda değildir. لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah mesul değildir. Asla ona kimse hesap soramaz. Ama Allah'tan başka herkes hesap verecektir. Kime? Allah'a hesap verecektir. Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin emrindedir. Kim? Bütün yeryüzündeki insanlar, valisi, kaymakamı, devlet başkanları, hepsi onun kuludur. Hepsi onun kuludur. Sadece insanlar değil, yerler, gökler, canlı ve cansız neler varsa فَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ Güneş deveran ediyor. Peki güneşin deveran etmesi kimin talimatı iledir? Allah'ın talimatı iledir. Dünyanın kendi eksenin etrafında dönmesi, güneşin etrafında dönmesi, gezegenlerin dönmesi, bütün bunlar kimin talimatı iledir? Allah'ın talimatı iledir. Onun için Allah'ın emri başkalarının emriyle kıyaslanamaz. Şahıslarım üzerine ülkemiz ve dünya üzerinde, yer ve gökler üzerinde sadece ve sadece tek bir yetki sahibi var, o da Allah'tır Celle Celaluhu. Öldürmek istediğini öldürür, diriltmek istediğini diriltir. Geçen de bir öğrencimiz dedi ki, hocam dedi, annemin dedi şekerden ayak parmaklarını kestiler. Şimdi bir insanın ayak parmaklarına kendi hükmü yoktur, görüyorsunuz. Bir insanın kendi ayak parmaklarına kendi hükmü yoktur. Allah Celle ve Ala Hazretleri o parmakları kesilir hale getirirse kesersin. Gidersin kendin doktora yalvarırsın, kes dersin. O yetmezse daha, eğer Allah Celle Celaluhu ayağın kesilmesine hükmederse, bir de bakarsın ki bir sene sonra, 6 ay sonra kurtarmadı efendim. Dizinin altından keseceğiz derler. Sonra dizin üzerinden keseceğiz derler. Bir insan kendi ayağına hükmedemez. Kim hükmeder ayağımıza, kafamıza? Allah hükmeder. Başkası hükmedemez. Bu bakımdan Allah'ın emriyle başkalarının emri kıyaslanamaz. Allah'ın emrini yerine getirmekte asla tembellik yapmamak lazım. 5 vakit namazından tutun, anaya babaya saygısına varıncaya kadar, dürüstlükten tutun, cömertliğe varıncaya kadar, zekat vermekten tutun, hacca gitmeye varıncaya kadar Allah'ın talimatı ile ilgili alel-râsi vel-ayn demekten başka bir yol yoktur. Ancak Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarımız içerisinde ikinci bir vecihe vardır. O da nedir? Günahlardan ve haramlardan sakınmaktır. Kıymetli dostlar, bu haramlar ve günahlar neye benzerler? Haramlar ve günahlar, biz Müslümanlar açısından baktığımız zaman kocaman bir depo, su deposu düşünün. O deponun sağında, solunda, altında bir yerinde kaçak varsa bu haramlar o kaçağa benzerler. Yani sizin deponuz ne kadar büyük olursa olsun, eğer onun dibinde bir kaçak varsa siz depoyu doldurursunuz. Bir gün sonra gidip bakarsınız ki deponun suyu ne değildir? Eskisi yerinde durmuyor, dolu değildir. Aşağı doğru inmiştir. Niye? Kaçak var. İşte haramlar ve günahlar kıymetli dostlar, o deponun dibindeki kaçak gibidir. Bir taraftan namazlarımızla, ibadetlerimizle, zikrimizle, fikrimizle bir şeyler dolduruyoruz depoya. Ama öbür taraftan yalan ile, haram ile ne oluyor? Kaçaktan onlar kaybolup gidiyor. İnsanoğlunun işleyeceği, işlemesi muhtemel olan haramlardan bir kısmı kolay yapılır, kolay elde edilir. Bir kısmı ise o kadar kolay elde edilmez. Kıymetli dostlar, bir insanın haşa, Allah muhafaza, zina yapması çok kolay yollarla elde edilen bir şey değildir. Yani birisini kandıracaktır, ona bir şeyle teklif edecektir, zemini müsait görecektir, bulacaktır. Bir sürü merasimi vardır, önü arkası var bu işin. Yani zina yapmak isteyen herkes bunu çok rahat ortamda ne yapamaz? Gerçekleştiremez. Bazı haramları gerçekleştirmek biraz kolay olmaz. Fakat bazı haramlar vardır ki onları gerçekleştirmek kolaydır. Gerçekleştirilmesi kolay ve basit olan haramlar bizim için gerçekten büyük bir tehlike arz eder. Niçin? Basit ve kolay olunca, biz de o basit ve kolay olan günahlara daldırınca damlaya damlaya göl olur, damlacıktan sel olur derler. Kolay olduğundan dolayı onu tekrar yapmış oluruz ve dolayısıyla farkına varmadan bizim depoda su kalmaz. Depoda su kalmaz. Çok kolay olan haramlardan, günahlardan birisi yalan, birisi de gıybettir. Derler ki dilin kemiği yoktur. İnsanoğlu söylemek istediğini söylüyor. Dilin kemiği olmadığı için her tarafa dönüyor. Doğruyu da söylüyor, yalanı da söylüyor. Tevazu da ediyor, hakaret de ediyor. Dolayısıyla kıymetli dostlar, haramların hepsi tehlikedir. Ancak kolay gerçekleştirilebilen haramlar bizim için çok daha tehlike arz eder. Bugün kolay gerçekleştirilen haramlardan birisi olan gıybetle ilgili siz kardeşlerimizle müzakere etmiş olacağız. Kıymetli dostlar, gıybet haramdır. Gıybet ne demektir evvela? Sonra nasıl bir haramdır? Gıybeti önce doğru anlamak lazım. Sonradan gelen cemaatimizin anlaması bakımından belki birkaç defa tekrarlamamız icap edecek. Gıybet haramdır. Nedir gıybet? Gıybet, bir kardeşini, Müslüman bir kardeşini, onda olan bir eksiği sebebiyle arkasından konuşmak, duyduğu zaman hoşlanmayacağı, kendisinden bu şekilde bahsetmemizden rahatsızlık duyacağı, var olan bir eksiğini anlatmaya gıybet denir. Kardeşinin arkasından hoşlanmayacağı bir şeyi söylemek, hoşlanmayacağı bir şey iftira değil. Yani onda var olan bir şey. Diyelim ki adamın gözü şaşıdır. Baktığı zaman düzgün bakamıyor. Gözü şaşıdır. Sen, ben, bu kardeşimizle ilgili bir yerde ya Hasan şaşı birisi zaten desek, bunu duysa hoşuna gider mi? Gitmeyecekse o zaman arkasından onu söylemek bile ne olur? Gıybet olur. Bir insanın cimri olması, bir insanın çok sinirli olması, benzeri yani hatalar, var olan hatalar. Bu hatalar elbette onda olduğu gibi bizde de olabilir, herkeste olabilir. Bir insanın hatasını iyi niyetle kendisine söylemek ibadettir. Kardeşim, sen de şöyle bir hata görüyorum, emri bil maruf niyetiyle sana söylüyorum dersen sevap kazanırsın. Adam cimridir. Gidersin adama dersin ki kardeşim, sen de ben daha fazla cömertlik beklerdim. Cimrilik insanın malını, servetinin, bereketini de götürür. Allah cimrileri sevmez. Sana cömertlik yakışır. Münasip bir dille söylersin, sevap bile kazanırsın, emri bil maruf niyetiyle söyleyince. Ancak adamın kendisine gidip, kardeşim sen cimrisin veyahut da sende cimrilik görüyorum, bu benim için de tehlike, senin için de tehlike diyecek yerde biz ona bir şey söylemiyoruz, gidiyoruz başkasına, Hasan var ya çok cimri birisidir, Mehmet var ya çok cimri birisidir diyoruz. Bu ne oldu şimdi? Arkasından başkasına söylemiş oluyoruz. Buna ne deniyor? Gıybet deniyor. Gıybet bazen ahlaka taalluk eden konularda olur, bazen tavır ve davranışlardaki yanlışlarda olur. Hangisi olursa olsun bir insanın arkasından hoşlanmayacağı bir şeyi söylemek gıybettir diye tarif ediyoruz. Peki gıybetin tarifi bu olduktan sonra gıybetin dindeki yerini, elbette gıybet günahtır. Gıybet günahtır. Ama nasıl bir günahtır? Büyük günahlardan mı, küçük günahlardan mı? Biliyorsunuz günahlar kebair diye, büyük günahlar, bir de küçük günahlar diye ikiye ayrılırlar. Diyor ki el gıybetu haramun bittifakil fukaha. Bütün alimler gıybet haramdır. Bu konuda ittifak etmişlerdir. Gıybet haram mı, mekruh mu? Haram. Ve zehebe ba'du'l müfessirin vel fukaha ile enneha minel kebair. Müfessir ve alimlerin büyük bir kısmı bu haramın büyük günahlardan olduğunu söylemişlerdir. Şimdi demek ki gıybet hem haramdır hem de büyük günahlardandır. Günahların büyüklüğü, küçüklüğü izafi olabilir. Ne demek izafi olabilir? Yani orta boylu bir insan düşünün. Orta boylu bir insan kendisinden daha uzun insanın yanında kısa sayılır. Ama kendisinden biraz daha kısa olanın yanında uzun sayılır. Şimdi o adama ne diyoruz? Hem uzun diyoruz hem kısa diyoruz. Kendisinden kısa boylu olanlara göre uzundur. Kendisinden uzun olanlara göre kısadır. Buna izafi diyoruz. Şimdi gıybet de izafi büyük haramlardandır. Ne demek izafi büyük haramlardandır? Elbette ondan daha büyük günahlar da var. Sihir yapmak gibi, adam öldürmek gibi. Bunlar çok daha büyük günahtır. Onların yanına bakarsan gıybet biraz daha aşağıda kalmış oluyor. Ama birçok günaha baktığınız zaman gıybet onlardan daha yüksekte, büyük günahlardandır. Bizde şu vardır. Dersimin başında ifade etmeye çalıştım. Bazı günahlar işlenmesi kolaydır. Gıybet de bunlardan birisidir. Çünkü bir insan oturur şöyle yarım saat sohbette 10 tane, 20 tane, 30 tane gıybet yapabilir mi? Yapabilir. Peki bir tane, iki tane, üç tane. Normalde üç tane küçük günah, bir tane büyük günah yapar. Halbuki gıybet büyük günahlardan olduğunu söyleyen alimler de az değildir. Ama biz küçük günahlardan olduğunu kabul edelim. Eğer dilimiz gıybet konusunda hassasiyete sahip değilse, yani gıybete alışkın bir dile sahipsek, biz bir mecliste ne yapabiliriz? 10 tane, 20 tane gıybet yapabiliriz. Bir günde de 10 tane, 20 tane meclisimiz olur. Sabahleyin birisiyle konuşuruz, öğlende birisiyle konuşuruz, öğleden sonra birisiyle konuşuruz, cumadan önce, cumadan sonra, yani sabahtan akşama kadar hep insanlarla konuşuyoruz. Bu müzakerelerimiz ve konuşmalarımız esnasında birilerini gündeme getirdiğimiz zaman hele aleyhte konuşunca gıybet olmuş olur. O zaman sabahtan akşama kadar 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane gıybet yapmak mümkün mü? Mümkündür. Eğer bu konuda hassasiyetimiz olmazsa bu yanlışı yapmış oluruz. Yaptığımız her gıybet amel defterimize sol taraftaki meleğin kaydıyla kaydediliyor mu? Ediliyor. Büyük günahlardan bir günah. Hatta diyelim küçük günahlardan olduğunu kabul edelim. Ama sen, ben atıyorum 50 tane, 60 tane efendim gıybet bir günde yaptığımız zaman 3 tanesi bir tane büyük günah olduğuna göre ne olmuş oluyor? Günde 20 tane büyük günah işlemiş oluruz en azından. Onun için bazı alimler derler ki gıybet var ya zinadan daha tehlikelidir derler. Ne demek zinadan daha tehlikelidir? Ya bir insanın, zinakar bir insanın, yolsuz bir insanın, fuhşa muftela olan bir insanın olsa olsa günde bir tane zinası olur, haftada 2 tane zinası olur. Ama gıybete alışan bir insan sabahtan akşama kadar gırgır makinesi gibi durmadan gıybet eder. Ne olur böylece? Sabahtan akşama kadar o işlemiş olduğu gıybet günahıyla amel defterini perişan hale getirir. Kıymetli dostlar, İmam Kurtubi 20 ciltlik tefsir sahibi olan İslam alimlerinden iyi bir alimdir. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde Allah Celle ve Ala Hazretleri gıybetin haram olduğunu, günah olduğunu beyan eden 12. ayet-i kerimenin tefsirinde der ki gıybetin büyük günahlardan olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Gıybetin büyük günahlardan olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Bir insan bir insanı gıybet ederse, bir, Allah'a tevbe etmesi lazım. Başka, ondan helallik istemesi lazım. Demek ki ben senin gıybetini yaptım. Sadece estağfurullah demem beni kurtarmaz. Bir de senden helallik istemem lazım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Hucurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا birbirinizin arkasından konuşmayın. Arkadaşınızın, kardeşinizin hoşuna gitmeyecek durumlarını gıyabında anlatmayın, konuşmayın. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? Rabbimizin aynen ifadesi böyle gıybetle ilgili. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin bir parça etini kesip verseler, buyur ye deseler yer misiniz? Fekerihtumu hoşunuza gitmedi değil mi? İşte mümin kardeşinin gıybetini yapan ölü kardeşin etini yemiş gibidir diyor. Kim diyor bunu? Allah. Nerede diyor? Hucurat Suresi'nde. Kaçıncı ayette? 12. ayet-i kerime. 12. ayet-i kerimede başka konular da var. Konulardan birisi de budur. Fekerihtumu hoşunuza gitmedi değil mi? Ettakullah öyleyse Allah'tan kork. Allah'tan korkun. Devamı da böyle geliyor. Demek ki kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman gıybet büyük günahlardan bir günahtır. Allah bunu ölü kardeşinin etini yemeye benzetmiştir. Ölmüş bir insanın etini yemek haram mı? Haram. Büyük günah mı? Büyük günah. Eğer gıybet de ölü kardeşinin etini yemek gibiyse bu da haram mı? Bu da haram. Büyük günah mı? Büyük günah. Peki. Kur'an-ı Kerim'den Hucurat Suresi'nin 12. ayet-i kerimesi bunu bize gösteriyor. Bunu ifade ediyor. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bu konuda? Mealen söylüyorum. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben miraca çıktığım zaman, çıkarıldığım zaman bana bir takım insanlar gösterildi. Onların demirden tırnakları vardı. Demirden tırnaklarıyla beraber hem yüzlerini hem de göğüslerini tırmalıyor. Yüzlerini paramparça, yüzlerindeki etleri paramparça yapıyor. Efendim göğsünü tırmalıyor. Göğüslerindeki etleri de yaralıyorlardı. Bunlar kimdir diye sorduğum zaman bana melekler Cebrail aleyhisselam dedi ki, bunlar insanların etlerini yiyen, ölü insanın etini yiyen, insanların şeref ve haysiyetiyle oynayan, gıybet edendir, gıybet edenlerdir senin ümmetinden. Dolayısıyla insanların gıybetini yapan, şeref ve haysiyetiyle oynayan insanlar, öldükten sonra kabirde veyahut da mahşerde demir tırnaklarla kendi yüzlerini, kendi göğüslerindeki etlerini tırmalayan, parçalayan insan durumunda, konumunda olacaklardır. Bu da neyi gösteriyor? Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gıybetin ne kadar çirkin olduğunu ifade ederken bu tarzda ifade etmiş olması. Hatta buraya dikkat buyurduysanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem direkt kendisi buna benzetmemiştir. Diyor ki ben diyor miraca çıktığım zaman bana bir takım insanlar gösterildi. Tırnakları demirden tırnaktı. Yüzlerini tırmalıyorlardı, göğüslerini tırmalıyorlardı, parçalıyorlardı. Ey Cebrail bunlar kimdir diye sorduğumda senin ümmetinden gıybet eden insanlardır dedi diyor. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de böyle gösterildi. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud'da zikredilen bir hadis-i şerifini paylaşayım. Mealen söylüyorum kıymetli dostlar. Cümleye dikkat buyurun. Efendimizin cümlesine dikkat buyurun. Ey diliyle iman etmiş ama gerçekte iman kalbine yerleşmemiş olanlar, Müslümanların gıybetini yapmayın. Bir daha okuyorum. Ey diliyle iman etmiş, iman kalbine yerleşmemiş olanlar, Müslümanların gıybetini yapmayın. Ne kadar ağır bir cümle değil mi? Son kez bir daha okuyorum. Ebu Davud, Kütüb-i Sitte'den Ebu Davud'da zikredilen bu hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gıybetin çirkinliğini anlatan şu cümlesi kulaklara küpe olmalıdır. Ey diliyle iman etmiş ama iman kalbine yerleşmemiş olanlar, Müslümanların gıybetini yapmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine Ebu Davud'da zikredilen, nakledilen bir hadis-i şeriflerinde mealen şöyle buyuruyorlar. Bir insanın, Müslüman bir kardeşinin şerefiyle haksız yere oynaması ve onun şerefine leke getirmesi büyük günahların en büyüklerindendir. Bir Müslümanın şerefiyle, haysiyetiyle nahak yere uğraşmak büyük günah demiyor, büyük günahların en büyüklerindendir. Kıymetli dostlar, gıybet bir Müslümanın şerefiyle oynamak demektir. Ne demek? Toplum içerisinde senin bir sevgin ve saygınlığın vardır. Ben senin aleyhine konuştuğum zaman, arkanda konuştuğum zaman o insanların gönlündeki sevgini, insanların gönlündeki sana olan saygıyı ne yapmış oluyorum? Yitirmiş oluyorum, kaybetmiş oluyorum. Bu bakımdan efendim insanın şerefiyle oynamaktır. Bu efendim haysiyetiyle oynamaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi gıybet nedir diye sormuş. Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Dedi ki kardeşini hoşuna gitmeyen konularda yad etmendir. Yani kardeşinin arkasından konuşuyorsun. O konuştuklarını duysa üzülecek. Duyduğu zaman üzüleceği şeyleri arkasından söylemen gıybettir. Dediler ki ya Resulallah bizim söylediklerimiz onda varsa, dedi ki zaten varsa gıybettir. Eğer yoksa iftiraya girer. O daha değil. İftira daha çirkin. Olmayan şeyi söylüyorsan iftiradır. Olan şeyi söylüyorsan nedir? Gıybet. Gıybet eden kardeşlerimizin büyük bir kısmı paravan olarak derler ki efendim ben bunu kendisine de söyleyebilirim. Kendisine de söyleyebilirim demek sana bunu arkasından söylemenin helal olmasını sağlar mı? Asla sağlamaz. Gözüne baka baka söyleyebileceğin bir şeyi arkasında söylemen yine gıybettir, yine gıybet. Git kendisine söyle, niye başkasına söylüyorsun? Bir Müslüman kardeşinin şerefiyle oynamanın sana faydası nedir? Sen Müslüman kardeşinin şerefiyle oynadığında, düşün ki bir başkası da senin şerefinle oynasa ne olacak? Hoşuna gidecek mi? Gitmeyecek. Derler ki, kendine çuvaldızı batır, başkasına iğneyi batır. Kendine çuvaldızı batır, başkasına iğneyi batır. Senin hoşuna gitmeyenin başkası için nasıl hoş görüyorsun? Olmaz. Sen kendin için birisi senin aleyhine konuşsa sinir küpü oluyorsun, küplere biniyorsun. Peki sen durmadan konuşuyorsun. Nasıl olacak bu? Nereye oturtacaksın bunu? Olmaz böyle şey. İmam Şafii Hazretleri der ki, yapılan gıybet iki türlü değerlendirilmesi lazım. Muğnil Muhtaç diye mükemmel bir eserin içerisinde İmam Şafii'den bu nakli yapıyor. Özellikle bunun da altını çizerek sizinle paylaşmak istiyorum. İmam Şafii Hazretleri der ki, yapılan gıybet sıradan insanların gıybeti olabilir. Toplumu yönlendirecek, toplumun vaazına, sohbetine, irşadına muhtaç olduğu ilim ve irfan sahiplerinin gıybeti olabilir. Toplumu yönlendirecek, milletin gönlüne taht kurması gereken, saygınlığını koruması gereken, ilim ve irfan sahibi olan insanların gıybetini yapmak, öbürlerinden çok daha büyük bir günahtır der. Kıymetli dostlar, nasıl ki bir otobüste şoför var, 50 tane yolcuyu götürüyor. Bir uçakta pilot var, 500 tane yolcuyu götürüyor. O yolcular pilota güvenmesi lazım. O yolcular şoföre güvenmesi lazım. Şoföre güvenmeyen yolcu arabada tedirgin olur. Uçakta tedirgin olur. Kıymetli dostlar, geldiğimiz bu dünyadan ahiret yolculuğuna çıkarken hep ahiret yolcusuyuz. Bu yolculukta toplumda saygın insanlar mutlaka olmalı. Toplumu yönlendirecek, savaşta, hazarda her zaman insanların manevi güçlerini yüksek tutacak, onlara ahiret duygusunu heyecanla anlatabilecek, milletin de kendilerine saygı duyacağı, güven duyacağı alim topluma her zaman ihtiyaç vardır. Alimler peygamberlerin varisleridir. Eğer siz peygamberle oynamaya kalkarsanız veya peygamberin varisi olan alimlerle oynamaya kalkarsanız ortada şahıs değil. Ortada ne kalmış olur? Oynadığımız şey şahıs değildir. Allah'ın diniyle oynamış oluruz. Çünkü biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla gerçekleri öğrenip Allah'a ibadet etmiş olacağız. Peygamber'e karşı, Peygamber'in hadislerine karşı güvensizlik olunca ne olmuş olur? Bir sürü binlerce hadis-i şerifi elimizin tersiyle itmiş oluruz. Bizim hayatımızda bizi hiç ilgilendirmez deriz. Halbuki her birisi bizi ilgilendirir. Zaten bugün dinsizler, İslam ülkeleri üzerinde yaptıkları düzenli çalışmalarla, hilelerle, desiselerle öyle bir noktaya geldiler ki Müslümanlar arasında hadis, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, hadisler tartışılır duruma gelmiş. Efendim Elif'i görse mertek zannedecek. Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir kelimenin manası nedir bilmeyecek kadar zır cahil olan insana bir hadis-i şerif okuduğun zaman bana hadis okuma diyor. Sen kimsin ya? Bana hadis okuma dediğin zaman sen kimsin? Kendini peygamberden daha üst makama mı koymuş oluyorsun? Yani siz hadislere karşı insanların güvenini sarsarsanız hadislere karşı sarsmış olmuyorsunuz. Toplu bir dine karşı sarsmış oluyorsunuz. Aynı şekilde toplumda İmam Şafii Hazretleri der ki ilim iki kısımdır. İlmul edyan ve ilmul ebdan. Bir bedenlere taalluk eden tıp ilmi, insanların doktora ihtiyacı var, tıp ilmine ihtiyacı var. Bir de dinlere taalluk eden din ilmi. Bir toplumda, bir millette mutlaka doktor da olmalıdır, ne de olmalıdır? İlim sahibi insanlar da olmalıdır. Doktorlar insanların bedenlerdeki arızalarını giderecek. Gözünde, kulağında, ciğerinde, ayağında, elindeki arızaları doktorlar tamir edecek. Peki, bizim bir de dinimiz var. Ebedi ahiretimizi sağlayacak, oradaki huzurumuzu temin edecek, sonsuz hayatımızı temin edecek bir de dinimiz var. Bu dinimizin de ilmini elde edenler alimlerdir. Bir bölgede doktor, hastane olmayan bölgede yaşam olmaz. Doğru mu? Yaşayacağın bir yerde hastane, doktor olması lazım ki hastalıklarda çarene bakmış olsun. Kıymetli dostlar, hastanesiz, doktorsuz yerde yaşanmadığı gibi ilim ve irfan sahibi olmayan insanların, bu insanların bulunmadığı yerlerde yaşamak da doğru değildir. Niye doğru değildir? Yaşarsın ama dinsiz, imansız yaşarsın. Dinden koparsın, imandan koparsın, hiç haberin yok. Bir daha kendini cehennemin ortasında bulursun. Ağlamak fayda vermez, sonunda pişmanlık fayda vermez. Bu bakımdan doktorların haysiyetiyle oynamak, bir doktor güvensiz hale gelirse, bu doktor şöyledir, böyledir derseniz artık ona müşteri gitmez, müşteri o doktora karşı ne yapmaz? Güveni kalmaz. Aynı şekilde ilim ve irfan sahibi olan insanlar, toplumu yönlendirmesi gereken, onlara ahiret sermayesini sağlayacak alim olan insanlar, onların da toplumda güveni çok önemlidir. Onların güveni sarsıldığı zaman, şimdi diyelim ki sizin bana karşı güveniniz sarsıldı. Eğer bana karşı güveniniz sarsılırsa, benim size okuyacağım ayetler, hadisler hiç tesir etmez. Alıcı gözle bakmazsınız, ya bu zaten sahtekar birisi dersiniz. Halbuki ben size ayet okuyacağım, hadis-i şerif okuyacağım. Bana karşı güveniniz sarsıldığı zaman benim size anlatacağım gerçekleri de gerçek gözüyle dinlemiş olmazsınız, bakmazsınız, seyretmezsiniz. Onun için İmam Şafii Hazretleri diyor ki, alimlerin gıybetini yapmak sıradan bir gıybet değildir. Normal insanların gıybetini yapmaktan kat kat daha büyük bir gıybettir. Zira bunun ucunda alimleri itibarsızlaştırdığımız zaman dinin itibarsızlaşması vardır. Dinin itibarsızlaşması vardır. Kıymetli dostlar, belki eskisine göre, Kur'an'ın yasaklandığı, ezanın yasaklandığı dönemlere göre çok daha serbest bir ortamdayız. İmam hatiplerin sayısı çoğalmış. Kur'an okumak isteyenlere her yerde, her şekilde Kur'an okumak serbest. Kur'an'ın manasını öğrenmek isteyen insanlara göre insanlar her ortamda bunu sansörsüz bir şekilde öğrenebilirler. Herhangi bir kısıtlayıcı bir sıkıntı yok. Yani serbestlik elhamdülillah ülkemizde diz boyu. Ayrıca okullarda Kur'an dersi, siyer dersi gibi bir takım derslerin konmuş olması, velev ki seçmeli ders olsun, bunlar toplumumuzu normalde iyiye doğru yönlendirmesi lazım. Gençlerimizi, insanlarımızı iyiye doğru daha çok yönlendirmesi lazım. Bu kadar imam hatiplerin çoğaldığı. Efendim, bütün liselerde iftiharla söylüyorum, Cenab-ı Hakk'a şükrederek söylüyorum, bütün liselerde ve ortaokullarda, eğitim kurumlarında mescidin açılmış olması, abdest ve şadırvanların açılmış olması, ülkemiz için büyük bir nimet, büyük bir devlet. Rabbim Celle Celaluhu bunun devamını, tamamını nasip eylesin. Ancak ben sizinle paylaşmak istediğim nokta şurası. Bütün ortaokullarda, liselerde, üniversitelerde cami, mescid mecburi hale geldiği halde, şadırvan mecbur hale geldiği halde, seçmeli Kur'an dersi dahi olsa, Kur'an dersi seçmeli olmamalı. Biz Müslüman insanlarız. Her Müslüman çocuk Kur'an okula gittiği zaman besmele ile okuması lazım. Besmele ile başlaması lazım. Okusun Kur'an'ını, öğrensin Kur'an'ını. Kur'an öğrenmekten kimseye zarar gelmez. Olması lazım. Fakat bu kadar gelişmelere rağmen, yani bütün cami, affedersiniz, okullarda, ortaokulda, lisesinde, üniversitesinde cami ve mescid, hem de en güzel yerinde mescid yapmak mecburiyetinde oldukları halde, bu kadar imam hatiplerin sayısı arttığı halde, gençlikte ahlak, saygı azalıyor mu, çoğalıyor mu? Azalıyor. Doğru mu, yanlış mı söylüyorum? Azalıyor. Açıklık, saçıklık azalıyor mu, çoğalıyor mu? Çoğalıyor. Peki neden böyle? Bu böyle olmaması lazım. Tersine dönmesi lazım. İyiye doğru bir dönüş olması lazımdı. Başörtüsüne dikkat eden, edebine, büyüklerine saygıya dikkat eden, haya sahibi olan insanlar, kızlar, erkekler, bunlar çoğalması lazımdı. İşin içerisindeki tehlikelerden sadece bir tanesini söylüyorum. Eğer siz toplumda, televizyon ekranlarında, en çok seyredilen televizyon ekranlarında bir takım sapık insanları eğer orada çıkmasına izin verirseniz, onlar da hadisleri itibarsızlaştırırlarsa, cemaat adı altında bütün manevi çalışma yapanları silme, hepsini ezip geçerlerse, silindir gibi ezip geçerlerse, toplumda hocaya saygın yok, ilim sahibine saygın yok. Peki nereden alacaksın mazotu, benzini? Sen şimdi arabana yakıt lazım, çekiyorsun, istasyona alıyorsun. Hatta istasyonu seçiyorsun bile. Şu marka olursa daha iyi olur. Hele araban kaliteliyse her yerden almıyorsun yakıtını, değil mi? Şu yakıt daha iyidir diyorsun, ondan alıyorsun. Peki sen din konusunda nereye çekeceksin arabanı? Nereden yakıtını alacaksın? Onun için gıybet haramdır. Gıybet günahtır. Ancak İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki, bu gıybet eğer ilim sahibi, irfan sahibi insanlar adına olursa, din adamları adına olursa, itibarsızlaşma olursa, diğer sıradan yapılan insanlara göre bu çok daha büyük bir günahtır diyor. Kıymetli dostlar, gıybet eden insanın gıybetten kurtulabilmesi için tevbe etmesi lazım, helallik istemesi lazım. Helallik isterken ne arkasından aleyhinde ne konuştuğunu söylemeli mi, söylememeli mi? Sadece sen arkandan konuştum demek yeterli mi? Allah-u alem, değişik görüşler olsa bile, kardeşim ben senin gıybetini yaptım, olur olmaz ileri geri konuştum, hakkını helal ettimden helallik istiyorum, özür dilerim demek lazım. Bir de bazı alimler diyor ki, bir adamın diyor şerefiyle, haysiyetiyle oynadıysan, eğer bundan dönmek istiyorsan, tövbe etmek istiyorsan, bu sefer de ne yapman lazım? O insanı, efendim, onurunu, şerefini, haysiyetini koruyacak ifadeler kullanman lazım toplum içerisinde. Kaybettiğin itibarını yeniden kazandırman lazım diyorlar. En iyisi bulaşmamak lazım. En iyisi bulaşmamak lazım. Değilse kıymetli dostlar, gıybet ederken ne oluyor biliyor musunuz? Gıybet ederken, şimdi siz elektrik faturasını ödeyeceksiniz veya su faturasını ödeyeceksiniz. Alıyorsunuz elinize cep telefonunuzu, giriyorsunuz internetten banka hesabına, tık 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 havale yapıyorsunuz. Ne oluyor? Sizin hesaptan çıkıyor para. Nereye gidiyor? İSKİ'ye gidiyor. Eğer İSKİ ödemesi yapıyorsanız. Öyle mi? Evet. Gıybet eden adam eline telefonu aldı. Hesap numarasına girdi. Kimin gıybetini yapıyorsa kendi sevaplarından otomatik orada ödeme yapıyor. Al sana diyor, al sana diyor. Anlatabildim mi? Gıybete başladın mı? Gıybete başladın, eline telefon aldın demek. Hesap numarasına girdin demek. Senin hesabında ne kadar iyilikler varsa aleyhte konuştukça durmadan havale yapıyorsun. Nereye havale yapıyorsun? Kimin aleyhine konuşuyorsan ona havale yapıyorsun demek. Helal olsun sana be. Aslında normalde sevmediğin adam, gıybet ettiğin adam, sevmediğin adama kıldığın namazı gönderiyorsun. Tuttuğun orucu gönderiyorsun, verdiğin zekatı gönderiyorsun. Oh be! Devme keyfine derler buna. Avanaklık da, bu avanaklık kıymetli dostlar. Allah bu avanaklıktan hepimizi korusun inşallah. İstesen de istemesen de hesabından otomatik olarak gidiyor. Nereye gidiyor? Gıybetini yaptığımız insanın onun amel defterine yansıyor. Rabbim her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Kazandıklarımızı ebedi ahiret sermayesine dönüştürmeye her birimizi muvaffak eylesin. Kabrin altına vardığımızda, toprağın altına girdiğimizde, oh be, iyi ki bu fedakarlıkları yaptım diyebilenlerden Rabbim bizlere eylesin. El-Fatiha.